Herkese tekrardan selam. Videoma hepiniz hoş geldiniz. Eğer beni ilk defa görüyorsanız ben Ecra. Bu videoda sizlere bir ders çalışma günlüğü çekiyorum. Fakat bugün dedim ki Pomodoro taktiğiyle çalışalım. Pomodoro'yu eminim ki çoğunuz duymuştur ama yine de söylemek istiyorum. Kısacası zamanı yönetme yöntemi diyebiliriz. Ben bugün 25 dakika ders, 5 dakika mola şeklinde çalışacağım. İşte bu çalışma taktiğine de Pomodoro deniliyor kısacası. Bunu isterseniz daha uzun sürelerde de yapabiliyorsunuz. Mesela 30 dakika ders, 10 dakika mola şeklinde ki genelde ben hani 25 dakika yapmıyorum, daha fazla yapıyorum. 25 dakika biraz kısa geliyor. Ama bugün hemen şöyle saatlerimizi göstereyim. Saatlerimiz de 9. 9.03 geçiyor. Bugün cuma günü olduğu için haftanın yorgunluğu da var üzerimde. O yüzden çok fazla kendimi yormak istemiyorum. Hani 25 dakika ders, 5 dakika mola şeklinde bana yeterli gelir diye düşünüyorum. Zaten bir ay kaldı okullar kapanacak, şaka gibi. Ben bu 10. sınıfı zerre anlamadım, biliyor musunuz? Size de böyle oldu mu ya? Ben hiçbir şey anlamadım bu 10. sınıftan. Gerçekten ne zaman geldi, ne zaman bitti? Yine 9'u birazcık anladım. Tamam, 9 böyle hani LGS'den sonra yeni bir dönem falan. Bayağı net hatırlıyorum ama 10. sınıf böyle ışık hızında geçti. Neyse. Şöyle çalışmak istediğim derslerden biraz bahsedeyim. Yeni paragraf kitabı aldım kendime. Paragraf yazacağım ben ilk önce. Biliyorsunuz paragrafla başlamayı seviyorum. Ondan sonra coğrafya, matematik, bu iki ders çalışacağım bugün. İlk olarak paragrafla başlayacağım. Bakın benim yeni paragraf kitabım, sizlere de göstereyim. Yeni paragraf kitabı aldım. Ben paragrafik kullanıyordum, kırmızı olan, ve artık paragrafikse geçiş yaptım. Böyle bir seviye atladım. Şaka bir yana, bu kitap paragrafik kitabının bir üst leveli. Paragrafikken paragrafik oluyor zaten, anlaşılıyor. Bu kitap böyle denemeler şeklinde ilerliyor. Bir denemede kaç soru var ona da bakayım be. 19 mu? Yok ki. Ooo. 19 değil. He, 22'ymiş. Ben de sayfa çeviriyorum. İkinci denemeye geçmişim, diyorum kaç soru var bir denemede. 22 soru varmış bir denemede. Yeni kitap olduğu için heyecanlıyım. İlk önce paragraf çözeceğim. O zaman hemen 25 dakika ders, 5 dakika mola. Bakalım 25 dakikada 22 soru yetiştirebilecek miyim? Paragraf sorusu olduğu için biraz sıkıntı ama belki de yetişir ya, bilmiyorum. Göreceğiz. O zaman hemen Pomodoro taktiğiyle çalışmamız başlasın. Bu şekilde bir kronometre var. Şuraya bastığım zaman başlıyor. Durdurduğum zaman duruyor. Şu iki yere bastığım zaman da sıfırlanıyor. İşte bu kronometre aracıyla birlikte çalışacağız. O zaman hemen paragraf çözmekle başlayalım. Şimdi ben paragraf çözümümü tamamladım ve Pomodoro'mu da tamamlamış oldum. 25 dakika ders çalıştım. Güzel oldu. Hem bu şekilde işte kaç dakikada kaç soru çözebiliyorum, bunu görmüş oldum. 25 dakikada yetiştirdim. Bir tık böyle hızlı çözdüm yetişsin diye son dakikalarda, ama yine de yanlış çıkmadı. Denemem gayet güzel geçti. Ben paragraf çözmekten bayağı şey, bitkin düştüm. Gerçekten paragraf sorularına bakacak olursak bayağı uzun ve yorucular. Hani bazen metnin başını unutuyorsun. Metnin sonuna gelince metnin başını unutuyorsun. Sonra tekrar başa dönüyorsun vesaire. Paragraf beni gerçekten çok yordu. O yüzden böyle kafa dağıtmak için biraz problem vesaire çözmek istiyorum. Matematikte biz geometriye geçtik. İkinci dönem konumuz geometri. Geometriye yeni geçtiğimiz için konu anlatımlı soru bankasından çözmek istiyorum. Hemen buradan bir açalım. Buradan daha hiç başlamadım. Biz de zaten geometriye yeni geçtik sayılır. Direkt ben soru çözerek başlamak istiyorum. Zaten bunun kenarında konu anlatım kısmı da var. Konu anlatımına bakarım, soru çözerim vesaire. Bakın şöyle göstereyim sizlere de. Dörtgenler ve çokgenler. Ben o zaman çokgenin özellikleriyle başlıyorum. 5 dakikalık molam var benim şu anda. Yani 5 dakika sonra başlayacağım. Hazır ayarlamışken koyayım masama. Şimdi benim 5 dakikalık molam var. Bu 5 dakikalık molada telefona bakacağım çünkü telefona bakmak istiyorum. Zaten 5 dakika çok kısa bir süre. Hemen bakacağım. Son 5 saniye. Ben bu arada Reels videosu çektim Instagram için. Siz bu videoyu izlediğinizde yayınlanmış oldu benim Reels videom. Böyle komik bir tane Reels videosu çektim. Oradan bakarsınız. Şimdi ben artık çalışmama geçiyorum. 5 dakikam dolmuş. Ne kadar çabuk geçtin. O zaman matematik yapalım. Canım o kadar fazla kek çekti ki. O yüzden açıyorum. Ve buna bayılıyorum ben, biliyor musunuz? Uf, çok güzel.
Tam 25 dakika. Süper değil mi? Şimdi molamı başlatıyorum. Evet, şimdi ben matematik çalışmamı tamamladım. Çokgenlerden çözdüm. Aslında böyle şey yapabildiğin zaman, yani soru yaptığın zaman gerçekten çözmesi eğlenceli geometriyi. Şu takıldığın zaman işte formül neydi, o neydi, bu neydi deyince sıkılıyor insan. Yapınca güzel yani kısacası. Şimdi artık benim 5 dakikalık molam da molamın tam ortasındayım yani. Çok çabuk geçiyor 5 dakika. Bu 5 dakikada hiçbir şey yapılmıyor. İçeri gidip bir nefes alıp gelebilirsiniz. Şöyle ailenize bir yaşam belirtisi verebilirsiniz odadan çıkıp. Ben şimdi birazdan coğrafyadan çözeceğim. Yine Dinamo Soru Bankası'nı kullanacağım bu sefer de. Biz en son göç konusunu işlemiştik. O yüzden taze taze göçten çözmek istiyorum. Şuraya şey koymuştum ben, işaret. Göç nedenleri, göç türleri, göçün sonuçları, Türkiye'de göç. Zaten çok 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 basit bir konu ve 4 tane test var. 25 dakikada bu 4 tane testi rahatlıkla çözebilirim. O zaman birazdan biz coğrafyaya başlıyoruz. Ben de bir içeridekilere yaşam belirtisi vereyim. Evet arkadaşlar, benim sürem bitti. Ben coğrafya çalışmaya başlıyorum. Arkadaşlar ben şimdi coğrafya çalışmamı da tamamladım. Gayet güzel bir çalışma yapmış oldum. Bugün Pomodoro taktiği ile birlikte çalışmış olduk. Ben Pomodoro taktiğini zaten normalde uyguluyorum. Ve güzel bir taktik gerçekten. Hani verimli çalışıyorsunuz. Ya normal ders çalışma masasına oturduğumuzda oyalanıyoruz. Bu bir gerçek. Özellikle telefon yanımızda olduğu zaman bakmadan duramıyoruz. Bir bildirim geliyor vesaire. Ama işte süreyle çalışmak bu noktada çok önemli. Süreyle çalıştığınız zaman orada bir sayaç var. İşte hani bakmaman gerekiyor vesaire. Yani daha bir konsantre oluyorsun. O yüzden Pomodoro taktiği gerçekten bayağı verimli oluyor. Bu videoda da onu deneyelim demiş olduk. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok 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 seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sınavdan düşük not alınca aileme yaptım açıklama.